Herkese merhaba sevgili Teknoloji Ok takipçileri. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde GTA 6 hakkında ortaya çıkan ilk sızıntıları değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde GTA 6'ya ait birçok görüntü yayınlandı. Hatta bunun Rockstar içerisindeki bir çalışandan sızdırıldığı da iddia edildi ve bunu Rockstar doğruladı. Rockstar yaptığı açıklamada yakın zamanda yetkisiz birinin GTA oyununun erken geliştirme görüntüleri dahil gizli bilgilere yasal dışı bir şekilde erişti ve sistemdeki gizli bilgilerin sızdırıldığını tespit ettik. Bu ağ saldırısı için tüm sevenlerimizden özür dileriz tarzı bir mesaj yayınladı. Demek ki bu da GTA 6 hakkında sızdırılan videoların gerçek olduğu anlamına gelir. Dilerseniz ilk olarak ortaya çıkanları inceleyelim. GTA 6 hakkında ilk sızıntılara bakalım. Şimdi zaten aylar önce GTA 6 hakkında birçok sızıntı vardı. Örneğin bir kadın karakteri yöneteceğimiz yazıyordu ve zaten ortaya çıkan sızıntılara baktığımızda da yine kadın karakterin ortaya çıktığını görüyoruz. Bununla beraber oyundaki ortama baktığımızda da Vice City'yi andıran bir hava bizleri karşılıyor. Bu yüzden Vice City şehrinin geri döndüğünü söyleyebiliriz. Özellikle Miami Beach ve GTA Vice City'de oynadığımız diğer yerler birebir aynı olmasa da GTA 6'da da karşımıza çıkacak. Bu yüzden bu bilgilerin de doğrulandığını söyleyebiliriz. Oyununda gelecek olan yeniliklerden bir diğeri de diyalog sistemi. Red Dead Redemption 2 oyununda karşımıza çıkan diyalog sistemi GTA 6'da da bulunacak. Örneğin bir satıcıyla ya da sokaktaki herhangi biriyle veya yan görev alacağınız bir insanla konuşacağınız zaman siz ona bir şey söylediğinizde o size cevap verdiği zaman 5-6 tane seçenek karşınıza çıkıyor. Yani 5-6 tane ayrı diyalog senaryosu bu oyun için yazılmış. Tabii ki GTA 6'da bu diyalog özelliğinin ne kadar zenginleştirileceği henüz bilinmiyor. Önümüzdeki aylarda GTA 6 hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkacaktır. Şimdi burada kullanıcıların kafasına takılan bir sorun var. Çünkü sızdırılan videolarda oyun içerisinde bindiğimiz bir arabada koltukların, dikiz aynalarının hatta direksiyonun yerinin bile değiştirildiğini görüyoruz. Genellikle Rockstar oyunlarında karşımıza çıkan bu tip ince ayrıntılarda, değişikliklerde oyun içinde etkilendiğini biliyoruz. Fakat aklımıza şöyle bir şey takılıyor. Yani ben oyun içerisinde koltuğu geri aldığım zaman ya da koltuğu tamamen dikleştirdiğim zaman, direksiyonun yerini değiştirdiğim zaman, yukarı aşağı hareket ettirdiğimde benim oynayışımı nasıl etkileyecek? Çünkü dikiz aynasının bile hareket ettirildiğini görüyoruz. Yani bu kadar ayrıntılı bir oyun bizleri karşılayacak. Ama dikiz aynasının çok alakasız bir yere çevrilmesi veya koltuğun çok geriye çekilmesi benim oyun içerisindeki araba kullanımımı nasıl etkileyecek? Bu çoğu oyuncuyu merak ettirdiği gibi beni de merak ettirdi açıkçası. Fakat bunun yalnızca oyunun pazarlanmasında ayrıntılı bir oyun olarak anlatılması için bir pazarlama stratejisi olarak görüldüğünü söyleyebilirim. Çünkü koltuğu ileri geri almak oyun içerisinde bence araba kullanımını etkileyecek bir şey gibi durmuyor. Bu yüzden bu sadece evet bizim yaptığımız oyun çok ayrıntılı gibi göstermek için bir sızıntı olabilir. GTA 6'da oyuncu rehineleri canlı kalkan olarak kullanabilecek, cesetleri yağmalayabilecek, taşıyabilecek, hatta karakter artık yüzerken de ateş edebilecek. Bununla beraber GTA 6'da kullanılacak silahlardan bazıları da sızdırıldı. Videolardan sızdırılan silahlar arasında bıçak, tabanca, pompalı av tüfeği, el bombası, flash bombası, molotof, duman bombası, zıpkın tabancası, kompakt makineli tüfek, mikro SMG, taarruz tüfeği, keskin nişancı tüfeği, beyzbol sopası, ıstaka ve levi gibi silahlar bulunuyor. Tabii ki bu ileride gelen güncellemelerle veya oyun tam olarak geliştirildiğinde daha da zenginleşecektir. Evet, GTA 6 hakkında ilk karşımıza çıkan sızıntıları sizler için değerlendirdik. Oyun ne zaman çıkacak? Tabii ki oyunun ne zaman çıkacağına dair net bir tarih bulunmuyor. Fakat 2024 yılında piyasaya sürüleceğine dair sızıntılar var. Tabii şöyle de düşünebiliriz. GTA 5 ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürülmüştü. Sonra GTA Online çıktı ve GTA Online'ın da şu an hala en çok hasılat yapan oyunlar arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Bununla beraber RDR 2 var. Rockstar'ın da son kalesi diyebiliriz. Özellikle gelir tarafında hem RDR'nin hem de GTA 5'in hala Rockstar'ı zirvede tuttuğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden GTA 6 için henüz erken, çünkü Rockstar'ın en büyük gelir kapıları arasında hala piyasaya sürdüğü son iki oyun bulunuyor. 2013 yılında piyasaya sürdüğü GTA 5 ve 2018 yılında piyasaya sürdüğü RDR 2. Bu yüzden 5 ve 10 yıl önce piyasaya sürülen iki oyunda hala Rockstar'a büyük oranda bir getiri sağlarken GTA 6 oyunu için henüz konuşmanın erken olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden GTA 5 ve RDR 2 henüz gözden düşmeden GTA 6 hakkında net bir şeyler göremeyebiliriz. Ama çoğu kaynak 2024 ve 25 yıllarını öne sürüyor. Eğer RDR 2 ve GTA Online oyununun tahmin ettiğimiz gibi yavaş yavaş ilgiden uzaklaştığını düşünürsek Rockstar tarafından GTA 6 24 veya 25 yıllarında piyasaya sürülebilir. Evet arkadaşlar, Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde GTA 6 hakkında
ayında ilk sızıntıları sizler için değerlendirdik. Genel olarak çok gerçekçi bir oyunun bizleri beklediğini söyleyebiliriz. Özellikle oyunun Miami'de geçecek olmasının Vice City'nin geri döndüğünü işaret ediyor. Bu da en çok oyuncuları heyecanlandıran taraf olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde yeni oyun hakkında daha fazla detay ortaya çıkacaktır. Yeni gelişmelerden haberdar olabilmek için takipte kalın. Eğer GTA 6 hakkında sorularınız ve yorumlarınız varsa bizler için paylaşmayı da unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.